Yani bu bizim halimiz ne olacak? Bu nereye kadar varılacak? Ekmek zamı zaten milletin en temel ihtiyaçlarından biri olan ekmektir. Ekmeğe de zam geldikten sonra artık açlığa, sefalete terk etmektir. Pahalı yani. 5 lira yapsalar normal yani. Ekmek neye zam göre zam yapıyor bilmiyorum yani. 7 lira belediye pahalı. 5 lira yapsın. Millet yesin ya ekmek. 7 lira fazla yani. Bence de fazla. Kafasına göre takıl ileri. Şu anda yönetim yok, bir şey yok, idare yok. Malatya'da son günlerde zam haberleri arka arkaya geliyor. Bugün bir zam haberi de Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik'ten geldi. Esenlik'te bugün itibariyle somun ekmek 7 TL'den satılmaya başlandı. Malatya'da geçtiğimiz hafta ekmeğe 2,5 TL zam geldi ve 10 TL'den satılmaya başlandı. Ekmeğe gelen zamların ardından vatandaşlar Meksaş ekmek büfeleri ve Esenlik'te satılan somun ekmeğe yöneldi. Kısıtlı üretilen ekmek dolayısıyla da uzun kuyruklar oluşuyor fakat vatandaş 4 TL'den ekmek alabilmek için kuyrukta beklemeye razı oluyor. Vatandaş Büyükşehir Belediyesi'nin üretimi artırmasını talep etmişti fakat Esenlik buna zamla karşılık verdi. Bugünden itibaren Esenlik'te de ekmeğe zam yapıldı. 7 TL'den satılmaya başlayan ekmek fiyatına vatandaş tepki gösteriyor. İmkanı olanlar için belki sorun olmayabilir ama kalabalık yani ailesi olanlar için Allah yardım etsin. Zor yani gerçekten yani Malatya'da bu ekmeğin fiyatı yani bu şekilde pahalı yani. 10 liraya veriyor fakat 7 lira da pahalı ben. Ekmeğin hakkı 5 lira. Mesela Adıyaman'da ben arkadaştan duydum. Kahta'da falan şey yaptılar. Bir telefon etti. 5 lira orada ekmek. Yani orayla buranın ne şeyi var? Hatta burada daha uygun olması lazım. Yani burası bir deprem bölgesi. Herkes hayli mağdur olmuş bir vaziyette. Çoğu insanın iş imkanı yok. Yetkililere yani ne oldu da bu zamlar geliyor? Yani bunu niye önleyemiyorlar? Yani bu nasıl bir durum? Yani anlamak mümkün değil. Dolar diyorlar. Hani dolar da düşüyor. Bence pahalı. Şu anda geçimiz durumu gayet zor. Şu anda ben mahallen emekliyim. 3 tane çocuğum var okuluyum. Biri özel okula gidiyor. 10.000 lirayla zor yani. Geçim asla şey yapamayayım. Büyüklerimiz bunları düşünmesi lazım. Bunu biraz daha düşünmesi lazım. Bir emekli 10 lira alayım. Bunu ev yemeği, suyu var. Elektrik suyu. Bunlar şey yapayım. Nasıl ödemesi şey yapacağım? Nasıl ekmek alır? Yani bir ekmeğe muhtaç kaldı şu anda. Allah belediye yetkililerine şunu söylemek isterim. Belediyede oturan zabıtalar çıksın marketleri deneme yapsınlar. Ekmeğe biraz düşürseler çok iyi olur. 7 lira önceki şeye göre 3 lira fark etmiş. Pahalı yani. Hani 5 olsaydı belki olabilirdi ama 7 lira da pahalı. Yani çok şükür biz alabiliyoruz ama bunu alamayan kimseler var. Fakir fukara var. Yani bunlar gerçekten bunları düşünmeleri lazım. Yani bazı şeyleri de fedakarlık yapmak lazım. En azından bu ekmek fiyatlarını düşük bir seviye, asgari bir seviyede tutsunlar yani. 5 gibi olsa yeter yani. 5 lira yaparlardı. 3 lira fark var. Belediye kamu hizmetidir. Belediyenin daha bunu yani belki fazla kar etmez ama bu halka da biraz fedakar davranması lazım. Açık ekmek 10 lira olmuş. 10 lira ekmek olmaz. Neye göre zam yapıyorlar? Suya mı zam geliyor? İşçiye mi zam gelmiş? Oduna mı? Kömüre mi? Neye zam gelmiş de 10 lira? Kafasına göre takılıyor şu anda millet. Bir uygun fiyatı vermesi lazım. 5 lira normal belediyeye. 6 lira yapsın, 5 lira yapsın. 10 tane alan var, 20 tane alan var. Neye göre zam yapıyorlar? Ben anlamıyorum yani. Zamı yapılır da bir şeye zam gelir. Askeri ücret yerinde sayıyor. Ondan sonra suya zam gelmemiş, işçiye zam gelmemiş.